Evet, doktor hocam devam et. Estağfurullah hocam. Bir ayet okuyorum inşallah. Tamam. Tam söylediklerinizle bağlantılı inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Bedevilerden öyleleri vardır ki infak ettiğini bir cereme sayar ve sizi felaketlerin sarı vermesini bekler. Kötü felaket onları sarsın. Allah işitendir, bilendir. Evet. Şimdi ayeti parça parça söyle. Bedevilerden öyleleri vardır ki infak ettiğini bir cereme sayar. Münafıklar gelir Müslümanlara. Şimdi bir verip on alma kafasındadır münafık. Yani kendini çok uyanık zanneder. Getirir, hakikaten verir. Evet. Bir şeyler verir. On alamaz. Der. Bir de alamıyor. Evet. Çünkü İslam'da dağıtmak vardır. Evet. Toplamak yok. İnşallah. Münafığa bu koydukça kor. Koydukça kor. Bu da ona fitneye döner. Acayip canını yakar. Evet. Perişan olur. Ya zamanında ben şu kadar vermiştim, ne olacak? İlla odunun hikayesi gibi. Yani bir türlü kurtulamaz ondan. İnşallah. O yüreğine düşen bir ateş olur münafık. İnşallah. Elhamdülillah. İnşallah. Bir cereme. Evet. Izdırap, evet. Bela olarak görüyor, evet. Değil mi? Devam et. Ve sizi felaketlerin sarı vermesini bekler. Ha. Yani bir operasyon yapılsın, tutuklansınlar, hapse atılsınlar, dövülsün, evet. Sövülsünler, ezilsinler, hakaret görsünler değil mi? Sürekli bekler, destekçi olur, istihbarat sağlar. Evet. Bunu yapmaya iştahlı olan grupların içine girer, onlara bilgi verir, teşvik eder, yönlendirir. Halbuki Müslüman'da buna zaten ihtiyaç var. Evet. Bakın, Müslüman saldırı olmadan ezemez. Evet, inşallah hocam. Değil mi? Evet. Yani bir kudurmuş köpek olacak ki, sen de odundan ona değil mi? Evet. Kovalıyasın. İnşallah hocam. İlim, yani tabii bizim i̇nşallah. Odunumuz, bizim elimizdeki odun, ilim, sevgi ve kardeşliktir. İnşallah. İnşallah. Onlar saldıracaklar, değil mi? Mehdiyet kovalayacak, bizler de öncüsü olarak biz de kovalayacağız. İnşallah hocam. İnşallah. 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 Kötü felaket onları sarsın diyor Allah. İnşallah. İnşallah. Ne demektir biliyor musun Kur'an'da bu ayet? Sarsın demek. Bu olacak anlamındadır bu ayet. Evet. Kötü felaket. Evet. Mutlaka münafıklar kötü felaket sarar. Elhamdülillah. Mutlaka. İnşallah. Ya bir kere münafık domuzun çirkin yerinde yaşayan bir şey gibidir. Yani asalak gibi. Ya orada yaşaması bile zaten ona bir ızdıraptır. Evet. Ya o pis koku, pis ortam. İnşallah. O pis kan onu zaten perişan eder. İnşallah. O pis elektrik. Ve orada yalnızlığa mahkumdur o. O yalnızlığın acısını çeker. İnşallah. İçi içini yer yani. Böyle onun için canı yandıkça saldırganlaşır, saldırganlaştıkça ezilir, ezildikçe saldırganlaşır. Böyle tam bir açmaz ve onun içerisinde öyle çırpına çırpına helak olur o. Elhamdülillah. Münafığın özelliği. İnşallah hocam. Müminlerin gücünü, neşesini, sağlığını, sıhhatini de gördükçe perişan olur. İnşallah. Onun için İnşallah. Münafıkları kızdırmak bir ibadettir. İnşallah. Kafirleri kızdırmak bir ibadettir. Evet. Müslümanın güçlü olması lazım. En güzel evler, en güzel araba, en güzel kıyafet, İnşallah. En güzel yiyecek, en güzel bilgi, en güzel sevgi. Evet. İnşallah. Evet. Değil mi? Her şeyin en güzelini arayacak. İnşallah hocam. Pısırık, bitkin falan. Bunlar Müslümanlıkta yok. Evet hocam. İnşallah. Müslümana yakışmaz. Son derece zinde olacak. Hatta Peygamber Efendimiz zamanında sallallahu aleyhi ve sellem 70 yaşında dedeler simsiyah saçını sakalını boyuyorlardı böyle. Maşallah. Aslanlarım evet. Benim aslanlarım böyle göğüs var. Kıpkırmızı tabii güneşten de yanmışlar. Evet. Gören münafıklar falan avav diyorlar böyle. Perişan oluyorlar. Evet hocam inşallah. İnşallah. Bu onları daha da çökertiyor. İnşallah. Onların neşesi, onların canlılığı ve gücü. Evet hocam. Değil mi sahabeler? Maşallah. Öyle pırıl pırıldılar. Atları bakımlı. Değil mi? Vücutları evet. Sağlıklı, evet, kuvvetli maşallah. Maşallah.